Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birazcık geç kalmış bir video paylaşacağım. Bu videomun başı arkadaşlar. Bu arada videomun başında hatırlatayım. Bu videom başı benim Afyon'da kendi bahçemizden. Daha önceki takipçilerim bilir ama geriye dönük videoları izlerseniz arkadaşlar. Bu bahçemden çok paylaştım. Çok şeyler paylaştım. Daha da paylaşacağım nasip olursa. Böyle yeni yeni zinya çiçeklerim açıyor. Ve bunları çok paylaşacağım sizinle. Mesele bu şimdiki çiçeklerimi paylaşmayacağım. Benim daha önce çektiğim Osmaniye'de Mitis'in yaylasına giriş yerinde bir çay bahçesi vardı. Çok da güzel çiçekleri vardı. İşletmecinin o kadar güzel misafirperverliği vardı ki. Ve oradan video çektim. İki tane. Hemen arka arkaya yayınlayacağım. Birini bugün yayınlayacağım, birini de bir gün sonra ya da iki gün sonra yayınlayabilirim arkadaşlar. Ve o videom birazcık geç kalmış bir video. Yayla sezonunun yeni başladığı bir video arkadaşlar. Hemen dilerseniz gelelim o videomuzu. Harika, muhteşem çiçekler. Bence kaçırmayın. Hemen izlemeye başlayalım arkadaşlar. Ve şöyle daha yakından kına çiçeklerimi göstereyim. Evet arkadaşlar, geldik. Şöyle yavaş yavaş çiçeklerimi göstereyim. O kadar güzel çiçekler ki abimiz o kadar güzel yetiştirmiş ki. Az sonra da zaten size daha yakından ve tek tek göstereyim. Hem fiyatlarını göstereceğim arkadaşlar, söyleyeceğim bildiğim kadarıyla. Hem de o güzellikle sizinle paylaşmak istedim. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Şöyle çok güzel bahçenin girişi var arkadaşlar. O kadar güzel ki şöyle her taraf çiçeklerle kaplı. Ve gelin damat kapıda hemen bizi karşılıyor böyle. Gelin damat çiçekleri. Evet, bunlar 20 TL arkadaşlar. Saksılar da gayet de güzel, büyük. Kendileri de o kadar güzel ki. Şöyle renk renk. Şurada ortancalarımız varmış. Evet, burada da gelin damatlar çeşit çeşit çiçeklerini de açmaya başlamışlar. Hemen hemen hepsinin de zaten renkleri üzerinde belli. Evet, bunlar 20 TL arkadaşlar. Şurada da daha uygunları var. Evet, hemen bu tarafta daha uygunları var. Bunlar da 15 TL'ymiş arkadaşlar. Yani çok da güzel, çok da harika. Renk renk açmış çiçekler. Şurada şeker begonyalar, karşıda saksıda. Tamamen burası ortanca kaplı. Evet, yukarıda petunyalar ve karanfiller var. Bu saksıda olanlar 30 lira arkadaşlar. Evet, şurada da çok güzel petunya olmuş. Şu küpeli, ay maşallah çok güzel olmuş. Yukarıya baktım arkadaşlar, o kadar güzel ki. Şöyle küpelin rengine bayıldım. Evet, bunlar çok güzel olmuş. Evet, renk renk o aşılı çok güzel küpeliler açmış burada. Bunlar 30 lira arkadaşlar, saksıdakiler. Evet, petünyalar, renk renk küpeliler. Burada tamamen askıya asılmış. Evet, şurada çok güzel petünyalar var. Şu renge bayıldım zaten, böyle bıcırık bıcırık açmış. Evet, şurada cam güzelleri var arkadaşlar. Bunlar da karanfiller, 15 TL. Zaten üzerine de yazmış abimiz. Evet, burada çok güzel açmış karanfiller, çilli begonyalar ve yine kalonşolar, şeker begonyalar. Bunlar hem saksıları büyük hem de kendileri büyük olunca bunlar 20 lira arkadaşlar, 20 TL. Evet, yine şurada küpeliler var. Renk renk o kadar güzel, o kadar harika açmışlar ki arkadaşlar. Bodur cinsi de var bunların. Selamünaleyküm, buraya gelin. Selam, selam. Türkiye'ye geldim.
Evet, burada da şeker begonyalar. 10 TL'ymiş şeker begonyalar arkadaşlar. Evet, şurada kırmızısı. Ben her rengini çok seviyorum ama o kırmızı da bir başka güzel oluyor. Evet, şurada ateş çiçeği 15 TL. Burada İstanbul küpelisi. Yani ben öyle biliyorum galiba. Evet, İstanbul küpelisiydi. Evet, şurada yaprağı güzel var arkadaşlar. Bunlar 15 TL ve şurada 20 TL arkadaşlar. Ortanca 20 TL. Ve şurada gelin damattan vazgeçemiyorum. Gelin damat 15 TL arkadaşlar. Çok da uygun ve çok da güzel. Evet, burada yıldız çiçekleri 20 TL. Evet, burada aslan ağzı da yok. Balık ağzı da yok. Bunlar da 15'er TL arkadaşlar. Evet, kaktüsler, sukulentler 10 TL arkadaşlar. Ve çok da güzel. Çok ufak da değil, çok küçük de değil arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar, biraz ses gürültü oldu. Yaylamızın camisinden, hoparlörden geliyor. Bu arada gördüğünüz gibi sukulentler de çok güzel, çok uygun dedik. 10 TL arkadaşlar. O kadar güzel ki, fazla da küçük değil aslında. Normal büyüklükte. Aslında normalde kaktüsler baya baya pahalı. Sukulentler ve kaktüsler. Ama bence çok uygun fiyat. 10 TL. Evet, şöyle. Aslında yukarıda da varmış arkadaşlar ama burayı birinci bölme yapayım ben. Birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak paylaşayım. O kadar güzel ki hepsi birbirinden güzel. Şimdi şöyle iç tarafa gideceğiz. Çay bahçesi dedik ya arkadaşlar. Şöyle güzelce bizi birazcık yukarıya çıkıyoruz. Şöyle birazcık bizi çay bahçesi karşılıyor böyle. Çay semaverimiz, çayımız, çaycımız karşılıyor arkadaşlar. Evet, şurada çok güzel. Çaydanlıklarımız var ve şuradan da o kadar güzel gözüküyor ki böyle çiçeklerimiz. Öyle hemen de sıcak 24 saat sıcak çayımız da bulunur arkadaşlar. Evet, yukarıda yine böyle küpeli saksıları ve cam güzeli saksıları var. O kadar da güzel olmuşlar ki, daha yeni yeni sezon başladığı için yaylanın ortasına ve sonlarına doğru daha güzel, daha formda olur arkadaşlar bu çiçekler. Yeni dikildiği için daha yeni yeni kendine geliyorlar. Çok çeşitli böyle yıldız çiçekleri var. Birazdan çiçeğini açmış şöyle. Birazdan da daha yeni yeni açmakta arkadaşlar. Bunlar da 20 TL. Evet, şurada karşımızda petunyalar var. Petunyalar çok çeşitli renkte. Bunlar da 20 TL arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Karşıda gördüğünüz gibi, evet, petunyalar şurada yine gördüğünüz saksıda. Bunlar 30 TL arkadaşlar. Saksılar da çok güzel ve kaliteli olduğu için bunlar da birazcık fark ediyor fiyatta. Bunlar 30 TL'ymiş. Evet, şurada yine yıldız çiçeğimiz var. Tabii şurada da yine böyle dondurmamız var. Dondurma ve sıcak çayımız sürekli hazır. Evet, gördüğünüz gibi şurada da karşımızda yine petunyalar ve ateş çiçekleri var. Gül fideleri var. Buradan Osmaniyeli vatandaşlarımız zaten hemen hemen bilmeyen yok bu çay bahçesini. Çok da güzel, çok da uygun bence fiyatları.
Bunlar hepsi petunya. Aslında şu kırmızı bir başka güzel arkadaşlar. Pembesi ve moru bir başka güzel. Hepsi gelin gibi o beyazı. Onlar da çok güzel. Evet, ileride şelalemizin de sesi geliyor. Şırı şırı şelalemiz. Petunya çok güzel. Hele şu kırmızısı. Yani hepsi bir başka güzel arkadaşlar. Ayrı ayrı güzel. Evet, şuradaki güllerde daha bir başka güzel tabii. Zaten şu güle de bayıldım arkadaşlar. Onu da şöyle daha yakından çekeyim size. Evet, turuncu bir gül. Burada birazcık açık renk sarı görünebilir ama rengi turuncu aslında arkadaşlar. Hemen şöyle yavaş yavaş diğer tarafa geçeyim. Maşallah yok yok. Şuradaki güle bakar mısınız arkadaşlar? Onu da göstereyim hemen size. Bir boş tahtı var, onu da götürelim. Bu da çok güzel. Öyle mi? Bugün gel. Evet, hemen şu tarafa geçelim. Bu tarafta tamamen gül fidesi var. Evet, şurada bunlar gül fideleri arkadaşlar. Şurada zaten gül renkleri belli. Çok da güzel aşılı güller. Evet, burası Osmaniye'ye bağlı Midisin Yaylası arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Ve tam da böyle kiraz mevsimi, meyve mevsimi. Buranın meyvesi bol olur. Erik, kiraz, istediğiniz zaman taze meyve. Hele de bu mevsimde. Yayla mevsimi arkadaşlar başladı. Osmaniye'ye bağlı Midisin Yaylamız. Evet, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şeker begonyayı şöyle bir saksı yapılmış mesela, toprak saksı. Böyle minik minik yerler yapılmış. O kadar güzel olmuş ki buraya. Evet, şöyle yavaş yavaş geçelim. Karşımızda şelaleler. Evet, burada tamamen yine küpelilerle karşılaştık ama şöyle de çok güzel şelale yapılmış. Çok da güzel sesi var. Evet, yine karşımızda o harika açmış da küpelilerimiz var arkadaşlar. Şöyle eflatun ve beyaz bir küpeli şurada karşımızda. Şöyle de şelale başında oturacak yerler var. Çocuklarımıza böyle eğlence yerleri var. Salıncak. Şuradaki küpeliyi de çekmek isterim daha yakından. Çok güzel açmış. Evet arkadaşlar, mesela çay bahçesine geldik. Hem çocuğumuz var, şurada sallar uyuturuz. Hem de güzelce bu çiçeklerin, bu manzaranın tadını çıkartırız burada. Çok da güzel yer bence. İyi düşünülmüş yine de şuradaki beşik ve salıncak. Evet, şurada yavaş yavaş geçelim. Burada bir hem çocuklarımızın dikkatini çeker hem de bekçimiz. Bu kadar güzel çiçeklerin de bekçisi olmazsa olur mu? Tabi böyle birazcık dostça, düşmanca davranmıyor. Tabi dostça davranıyor. İnsanlara burada alışık olduğu için bu prensimiz de burada bizi dostça karşıladı. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ay, öğretme ama. Korkuttun beni. Niye birden havladın öyle? Ne oldu? Evet, şurada da ahududları var. Ne oldu annem? Ha? Seni de kameraya çekiyorum bak. Seni de meşhur ettim bak. Kameraya çekiyorum seni de. Sen ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu? Ne oldu sana? Hı?
Dışarı çıksan rahat rahat gezsen, çiçeklerin içine depinsen iyi olacak değil mi? Evet arkadaşlar. Ben böyle sessiz sezonu izlerken sessiz kalacak zannettim. Birden havlayınca birazcık korkuttu beni. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha o çiçeklerin yoğun tarafına geçelim. Ve ikinci videoyu da yukarıda terasta çekeceğim arkadaşlar. Orada da çok güzel çiçekler varmış. Çiçek sahibi, bahçe sahibimiz öyle söyledi. Ve oraya da geçelim. Önce videomuzu sonlandıralım. Daha güzel yere geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah like'larımızı da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle çekelim. Şöyle çay ocağımızdan geçelim şu tarafa geri tekrar. Ve cam güzellerimiz yine bizi burada karşıladı. Rengarenk, çok güzel ve çok hoş. Burada tek katlı arkadaşlar bunlar. İç tarafta da katlıları var. Evet, yine burada sukulentlerimiz, kaktüslerimiz. Evet, şu güzellikleri aslında veda etmek birazcık zor ama arkadaşlar. Yine de kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Çiçekli kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.